Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Genel Mobile'ın merakla beklenen telefonu GM5 Plus'ı inceliyoruz. Millet, videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki hafta güzel bir sağlamlık testi yapacağız bu telefona. Yaratıcı fikirlerinizi alt tarafa bekliyorum. Genel Mobile Discovery serisiyle ülkemize sağlam bir giriş yaptı. Hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Firma Android One projesiyle birlikte Google'ın da desteğini aldıktan sonra bu tarz güzel telefonlar üretmeye başladı. Hızlıca kutu içeriğiyle başlamak istiyorum. Kutu içeriğinden bir adet kulaklık çıkıyor. İki tane USB kablo çıkıyor. Bir adet adaptör, şarj adaptörü geliyor. Bunun yanında da USB Type-C'yi micro USB'ye çeviren bir adaptör geliyor arkadaşlar. Neden iki tane USB kablo koymuşlar? Çünkü bu telefonun USB girişi, USB Type-C. Eğer siz birini kaybederseniz diğerini yedek olarak kullanabilirsiniz ya da birini evde sabit bırakıp diğerini tamamen yanınızda, işte iş yerine, okula veya arabanızda her türlü taşıyabilirsiniz. Bence çok ince düşünülmüş bir ayrıntı. Şimdi dilerseniz tasarımına geçelim. 5.5 inçlik Full HD bir ekranı bulunan GM5 Plus'ın ekranı Gorilla Glass 4 ile darbelere ve çizilmelere karşı korunuyor. Sağında solunda ne var hızlıca bakalım. Üst tarafta bir adet 3.5 mm'lik kulaklık girişini görüyoruz. Bunun yanında anten çizgileri var. Arka tarafa baktığımız zaman kamerasını görüyoruz. 13 megapiksellik bir ana kamerası var. Bunun hemen altında çift ton LED flash, onun altında Genel Mobile logosu ve en altta da Android One logosunu görüyoruz. Alt tarafını çevirdiğimiz zaman hoparlörleri ve ortada da USB Type-C girişi bulunuyor. Sol tarafında SIM kart ve micro SD kart girişi yer alıyor. Bunu isterseniz çift SIM kart olarak kullanabiliyorsunuz, birazdan değineceğim. Telefonun sağ tarafına baktığımız zaman da ses açma kapama düğmeleri ve güç düğmesi yer alıyor. Telefonun ön tarafı da oldukça güzel tasarlanmış. Üstte bir adet karşı tarafın sesini duyabileceğimiz Aize. Bunun yanında ön kamera ve onun yanında da yine ön kameranın flaşı yer alıyor. Alt tarafta da bildirim ledi bulunuyor. Alt tarafta bildirim ledi olması biraz ilk başlarda garip gelebilir. Çok alışık olduğumuz bir şey değil. Ancak bence gayet uygun ve güzel gözüküyor. Space Gray, Rose Gold, Gold ve Silver olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor. Alırken şuna dikkat etmeniz lazım. Bizim aldığımız kutunun üzerindeki telefonun resmi beyazdı, ancak içinden Space Gray rengi çıktı arkadaşlar. Şöyle, kutunun sağ tarafında bir barkod bulunuyor. Orada kutunun içinden hangi renk çıkacaksa o yazıyor. Hani alırken buna dikkat edin. Ben siyah istiyordum, işte Space Gray istiyordum, ancak benimki beyaz geldi vesaire gibi şeylere yol açmaması için kutuya bakmanızda fayda var. %79'luk bir kasa ekran oranı bulunuyor arkadaşlar. Gayet iyi bir rakam olduğunu söyleyelim. 7.9 mm kalınlığında, 152 mm uzunluğunda ve 76 mm genişliğinde oldukça şık bir tasarıma sahip. Yan taraflar metal çerçeve, arka taraf plastik. Zaten ön tarafta dediğim gibi Gorilla Glass 4 ile korunuyor. Android sürümü hakkında da şunu söyleyelim. En yeni sürümler tabii ki de Android One projesi olduğu için bu telefona gelecektir. Telefonun dahili depolan alanı 32 GB. Dilerseniz micro SD kart takarak 128 GB'a kadar çıkartabiliyorsunuz. Ancak burada şöyle bir handikap var. Siz eğer çift SIM kartlı kullanmak istiyorsanız bu telefonu micro SD kartı kullanabilirsiniz. Çünkü micro SD kart slotuna aynı zamanda SIM kart takılabiliyor arkadaşlar. Şunu da hemen söyleyeyim. SIM kartınızın nano SIM olması lazım bu telefonda kullanabilmeniz için. Şimdi biraz da teknik detaylardan bahsedelim. 8 çekirdekli Snapdragon 617 bir işlemci barındırıyor. İçinde ayrıca grafik işlem birimi olarak da Adreno 405'i kullanmışlar bu telefonda. Bunun yanında 3 GB RAM ile birlikte geliyor. Gayet güzel teknik özelliklere sahip. Ayrıca az önce de belirttiğim gibi 32 GB'lık dahili bir depolama alanı bulunuyor. Telefonun 4.5G desteği bulunuyor arkadaşlar. Hatta yüksek hızlara çıkabilen bir kapasitesi var. Artık zaten hepimiz haşır neşir 4.5G ile. Bu fiyat aralığındaki bir ürün içinde gayet sevindirici bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kamerasından bahsetmenin zamanı geldi. 13 megapiksellik bir ana kamerası bulunuyor. Bunun yanında selfie sevenler için de mükemmel düşünülmüş bir ön kamerası var. Ön kamerada 13 megapiksel. Ayrıca yine telefonlarda çok fazla görmeye alışmadığımız ön kamerada flash desteği bulunuyor arkadaşlar. Ön taraftaki flash tek LED, arka taraftaki de çift ton LED flash. Bunu da hemen belirtelim. Yalnız şöyle bir handikapı var, yine bunu söylemek istiyorum. 4K çekim özelliği yok bu kameraların. Ön kamerada, arka kamerada 1080p'de 30 kare video çekebiliyor. Ayrıca arka kameranın f2.0 diyafram değeri, ön kameranın da f2.2 diyafram değeri olduğunu söylemeliyim. Şimdi dilerseniz Genel Mobile GM5 Plus'ın kamerasıyla çekilmiş örnek fotoğraflara bakalım.
Fotoğraf ve videolara da baktıktan sonra şimdi dilerseniz birkaç tane test yapalım. Bu testlerden sonra şimdi tabii ki 15 dakika boyunca oyun oynayacağız ve telefon ne kadar ısınıyor ve ne kadar şarjı gidiyor ona bakacağız. Evet arkadaşlar, 15 dakika boyunca Mortal Kombat oynayacağız. Her zaman olduğu gibi başlamadan önce hemen bir sıcaklığımıza bakalım. Borçtayken 35 derece arkadaşlar. Şimdi bir de pilimize bakalım. Pilimiz de %70 seviyesinde. Hemen notlarımı alayım ve oyunuma başlayabilirim. Evet arkadaşlar, 15 dakikanın sonuna gelmiş olduk. Şöyle hemen kalemi alıp tekrar notlarıma yazayım. Pilimiz %60'a düştü. Hemen sıcaklığımıza bakmak istiyorum. Ancak telefon ısınmış olabilir. 42.1 derece, 43.8 bayağı ısınmış arkadaşlar. 43.8'i gördük en yüksek. Yani telefon 15 dakikanın sonunda hissedilebilir seviyede bir sıcaklık var arkadaşlar. Bunun yanında da şarjı ortalama hani standart bir telefondan beklediğimiz kadar düştü. %10 seviyesinde düştü. Hani %16 genelde bizim için tamamdır. Ancak %10 da şimdilik kabulümüzdür diyelim. Pil konusuna da değinmek istiyorum. Akıllı telefonların en önemli özelliklerinden birisi aslında pildir. O telefonun hani ne kadar akıllı olursa olsun şarjı böyle yarım gün çıkartmıyorsa çok da bir anlamı yok aslında. Bu telefonun miliamper olarak değeri 3100. Bir günü oldukça rahat çıkartabiliyor. Eğer çok sık kullanmıyorsanız telefonu ikinci günün akşamında zorlar. Ayrıca General Mobile'ın kendi geliştirdiği GM5 Plus Turbo Şarj diye bir özelliği var. Telefonu hızlı şarj edebiliyorsunuz. Hani mesela günün sonunda böyle daha da devam edecekseniz çalışmaya vesaire telefonu şarja takıp daha hızlı bir şekilde şarj edip devam edebilirsiniz. Şimdi telefonla ilgili son sözlerimize gelebiliriz artık. 1000 liraya piyasada rahatlıkla bulabileceğimiz telefon hem şıklığıyla hem de fiyat aralığındaki rakiplerine karşı olan böyle yüksek özellikleri sayesinde bence rahatlıkla tercihleriniz arasına sokabileceğiniz bir telefon olmuş. Ha tabi buna tam karar verebilmek için bir Webtekno sağlamlık testine girmesi lazım. Ondan da sağ çıkarsa sıkıntısız bir şekilde kullanabileceğiniz, yine dediğim gibi tercihleriniz arasına sokabileceğiniz bir telefon General Mobile GM5 Plus. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Az önce de belirttiğim gibi bu telefona güzel bir sağlamlık testi yapacağız. Sizin de aklınıza gelen fikirleri mutlaka yorum olarak alt tarafa yazmanızı istiyorum. Ve ayrıca videomuzu da beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Millet yan tarafında duran bağlantıya tıklayarak LG G5 incelememizi izleyebilir. Onun hemen altındaki düğmeye tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoları da ilk siz görmüş olursunuz.